Radio, Selam arkadaşlar Halk Ekmek Radio'nun bu bölümünde e, açıkçası bizim en 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 e, heyecanlandığımız ama bir yandan da biraz da korktuğumuz konuklarımız var e, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay hoş geldiniz abi hoş bulduk, hoş bulduk. abi de neden korktuğunuz konuklar bunu sorgulamak abi. istedim çünkü çok idmanlısınız abi hani evet, böyle aynen çok gece gündüz konuşuyorsunuz. Biz evet. böyle Barnabao deplasmanına gelmiş Galatasaray Gerçekten gibi ilk 30 maç, saniyede 2-0 falan. 3. dakikada 3-0 oldu maç. Hani biraz öyle bir korku yani. Şey gibi bir korku değil. Ee, rahatsız eden bir korku değil yani. Ya biz de Leman kültürde senelerce antrenman yapmadık ama ufak 3-5 tane video çektik. Kendi aramızda akıcı bir sohbetimiz olduğuna inanıyoruz. değil kimseyi niyetimiz yani birleştirici olmaya geldik aslında. Tatlı tatlı bir sohbet olsun. Birbirimizi kırmayalım. Zaten gergin bir mevsimden geçiyoruz. Yiyelim, içelim. Güzel şeylerden bahsedelim. Yeni single'larımızı anlatalım size. Kazasız evet, ve rahatsız dağıtalım. şeylerden bahsedelim. Yanına yeni evli. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, iyi. Abi bir soru soracağım önce böyle başlangıç olarak. Ee, ya şu, ulan ben artık ünlüyüm ya. Hani böyle gerçekten ünlüyüm. Dediğiniz ilk an neydi? Hani böyle bir o an gelir ya ben artık ünlüyüm lan falan diye böyle bunu düşündünüz Senin biraz eskiden oldu ama galiba. Ya evet benim serüven biraz eski oldu. O zamanlar bilincim çok yerinde değildi. 12 yaşındaydım. ilk ünlü olduğum zamanlarda onun için çok hatırlayamıyorum ama sen ihtiyarken ünlü oldun. Yani ben yer yer ününü ve şöhretini kaybetmiş bir insan olarak <laughs> bendeki e, olaylar biraz değişik ama böyle galiba asıl hani e, hak ettiğim sevgiyi, ilgiyi gördüğüm, dediğim an galiba ana rahminden çıktığım an diyecektim. <laughs> <laughs> Yok, e, bu son dört yıl özellikle daha çok hissedebiliyoruz bunu. Ama bizim hiçbir zaman böyle çok böyle popüler ya da şöhret olmak gibi bir kaygımız yoktu. Benim vardı ya benim. Senin var Benim vardı. olmasa 12 yaşında bir yarışma programına katılır mıyım sence? Hem de yeteneklisiniz de. Sen birkaç kere <laughs> ünlü olmuş oldun abi o zaman bu arada zaten. Ya aslında öyle olmadı. Bir kere ünlü olunur ya ben birkaç kere ünlü olmaya çalıştım. <laughs> Ama bir keresinde tuttu oldu yani. Ee, abi bir yandan da senin böyle öncülüğen bir reklam yazarlığı falan gibi bir... ...bir reklamcılık dönemin var mıydı ya böyle? O ben değilim abi. Ali Taner Baltacıoğlu. Ali asistanı mıydın sen yoksa? Yok ya sanki Şirin Ediger'le falan o ajans dönemlerinde öyle bir şey var mıydı? Ben de reklamcılıktan geldiğim <gülüyor> için <gülüyor> e, şey yapıyorum da. <laughs> Yok bu şey değil. Önceden hazırlandım ve sana soruyorum anlamda sormuyorum. Direkt kendi hafızamda öyle hatırladım diye ee, soruyorum. Şirin'le çok eski tanışırız. Ee, biz... Ben Okan Bölgen'de çalıştığım dönem, şimdi beden dili analizileri evet yine ya, ben görüyor falan. <laughs> Arkadaşlar ya. göz kenarları kırışıyor, kolpaçı bunlar. Yani e, eski tanışırız, ben Okan Bölgen'in yanında e, metin yazarlığı değil, ben skeç artistliği yaparken onun fakülte diye bir ajansı vardı. Dolayısıyla ofislerimiz altlı üstlüydü, hani bir iki seneyi beraber geçirdik. E, metin yazdıklarına şahit oldum, evet metin yazıyorlardı <laughs> Ya ben böyle o zamanlar ben de böyle ajansta falan çalışıyordum abi. Reklam yazarlığı yapıyordum. Hani seni de öyle yapıyorsun gibi. Orayı yakıştırdım galiba. Bu adam da Metin yazıyordur falan gibi bir kafayı. Çok, o da. ekiple çok iç içeydik. Dolayısıyla yani orada herhangi bir kampanya Metin hazırlandığında ya da herhangi bir reklamın pre-production sürecinde hep şahit oluyordum ama atıyorum mesela. At, ya gitti gidiyorum şeyini ben yazmadım mesela. Onlar yazdı. Ben Oralarda bir şey yok. boş dolaşıyordu olabilir bu sırada yani. Hiç, yani hiç haftada 4-5 tane siket çekip evimize dönüyorduk. O zaman Gazi Osman Paşa'da oturuyordum. <laughs> Ee, abi bu bir yandan da böyle hani başka bir şey yani sketch yapıyordun ve hani YouTube dünyası yoktu... senin için daha böyle hani bir, bir başka bir dünyadan geldiniz ya abi şöyle bir şey merak ediyorum aslında şahsi merak ettiğim bir şey bu hani YouTuberların bir kısmının bir çıkış planı oldu bir kısmının bir çıkış planı olmadı mesela isim vereyim işte ...Berkcan güven, Güven'in bir Rain çıkış Man. planı oldu müzisyen oldu ee, ...Rayman'in bir çıkış planı müzisyenlikti işte Enes Batu'nun bir çıkış planı olmadığı için çıkamadı falan böyle bir, bir nerede bilmiyorum. Ee, sizin ama zaten başka bir işiniz vardı ve sonra bunu yaptınız ya. Hani bu bir aslında sizin bu bir çıkış planınız mıydı yoksa mesela buradan da biz şunu yapacağız aslında falan gibi bir başka bir şey düşünüyor musunuz yani? Ya bizim kariyerimiz biraz birazcık e, tenet ilerliyor aslında. Normalde bizim çıkış planımız bir öncekiydi. Biz çıkış planımızla başladık. Çıkamadıktan sonra yeni bir başlangıç oldu. Bundan sonra bir çıkış planı daha kaldırır mı onu bilmiyorum. Onu artık zaman gösterecek. Ya çok hesaplanmış bir şey yok açıkçası. Bunu mesela aslında biz kendi içimizde şöyle tartışıyoruz. Mesela bugün burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ama mesela böyle bir hikayeyi başka türlü nasıl anlatırız diye düşünüyoruz. Çok böyle e, evirip çevirip daha böyle etkileyici anlatmaya gerek yok. En çaresiz anda birlik olduk, başladık ve sonra önümüz bayağı bir açıldı. Ama bunun böyle gerçekten temeli acayip fazla çalıştık. Çok fazla kafa yorduk. Hala da öyleyiz. Bunu sadece genişletmeye çalışıyoruz. Yani aslında bize böyle ilk çıktığımızda proje gözüyle bakanlar ulan sanki bu adamlar yıllardır bunu bekliyormuş da bir zamanı gelmiş gibi hiç öyle bir şey yok. Biz bizim kendi zamanımız geldi ve biz o zaman yardırmaya başladık ve buradaki istikrar çok önemli. İstikrarı hiç kaybetmedik. Yani memlekette ne oluyorsa olsun bir şekilde işin eğlence tarafında tek yürek devam etmeye çalıştık ama çok zorlu bir iş. Yani bizim aslında geçmişte hayalini kurduğumuz işte TV programı yapmak, TV'de dizi oynamak ya da bir sinema filmini satmak tarzı Hikayelerden çok daha zor bir hikayeymiş bu. Daha birkaç gün önce biz ne ara tatil yapacağız diye planlama yapıyorduk ve birbirimize şunu dedik yani bir aylık stok yapmadan herhangi bir yere tatile gidemeyiz. Eskiden bu kadar yorulmuyorduk. Şimdi çok daha fazla yoruluyoruz. Ee, abi peki bu bizim zamanımız geldiğiniz ve hani birlikte böyle şey bu yola başladınız ya. işte ikinizin farklı farklı karakterleri var ve bir noktada bunlar birbirlerini buluyorlar falan. Bunları hiç böyle düşünüp falan mı yaptınız yoksa gerçekten biz böyleyiz ve yan yana geldiğimizde de bu çıkıyor ortaya falan gibi bir şey mi oldu yani? Ya Sivilde birbirimize hep hakaret ediyorduk aslında. Bunu ilk videomuzda <laughs> ben ilk yaptığımda çok kırıldı. Yapma dedi. Bundan sonra kariyerim böyle ya. Sikerim belan dedi. Eski late night shows. O ne öyle batık insan gibi. Evet. Ben dedim ki bir şey olmaz. Bunu anca böyle meşhurlaştırabiliriz. Öbür türlü başarısız olacaksın. Bunda dalga geçmek varken... O da sonra bana bir patlattı eski çocuk yıldız. Öyle deyince de olmuyormuş işte birden Özcan Deniz türkülerini zorla karavanda dinlemek zorunda olduğum anlar geldi aklıma. İnsan kırılıyor ya. Benim öyle bir dönemim var zorla türkü dinliyordum. Mesela İbrahim Çelik Kolla da bir dizide oynadım kördüğümde. Her akşam şöyle bir ritüel vardı. İbrahim Çelik Kol annesini arardı. Annesi türkü söylerdi ve biz de karavanın etrafında onu dinlerdik. Şimdi böyle dertlerin yok değil mi? Evet ama o da ya aşırı erkeklikten geliyor. Çünkü anam can anam arar türkü söyler dinleriz Peki, öyle böyle çalışırız. Peki annesi söylemediğini uyuyamıyor falan gibi bir ritüel mi yoksa? Ya bilmiyorum her akşam bizi onu dinletip bizi de motive etmeye çalışıyor. Böyle bir çıtır bir oydipus kompleksi falan gibi. Ya bu şey gibi sen bu hikayeyi bana her anlattığında bana bu... E Gun in 60 Seconds diye Nicolas Cage'in bir filmi vardı 60 saniye diye. Hocam bilirsiniz Angelina Jolie hayranlısınız. <laughs> Orada e, Nicolas Cage araba çalmadan evvel Moby'nin Flower şarkısı dinler. Biraz da müzik diyorum çünkü bu radyo podcast falan filan gider o referansı yani ben vermek gerekiyor. Ben orada şimdi Ben Ben MFA'nın anında görüntü. Bence bir, sevgili bu. İbrahim Şelikol abi de öyle bir gaz alıyordu sevgili e, annesinden. Bağlama mı çalıyordu? Bağlama çaldırıyor muydu? <laughs> bağlama zorla çaldırmıyordun inşallah. anne. Peki o zaman görüntülü konuşma da yok. Vardı canım 4 sene. Ben ne 2001'de falan oyuncu <laughs> değilim. <mi? gülüyor> bu kaç? 2016-17 falan. Ben öyle bu arada 2008 tane. falan gibi düşün. O, o zaman da görüntülü konuşma. 2008'de ben 9 yaşındaydım. O zamanlar da görüntülü konuşma vardı hocam ama birisi yandan çekip kaydetmiyordu. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Teknik olarak bir bilgi vereyim dedim yani. <laughs> bir düştük mü? <lan>, birer bir <laughs> mıyız yoksa? <laughs> Abi şey peki böyle başka bir ...şeyi de bir şey üretmeyi düşündünüz mü? Yani siz oynamasanız da siz yer almasanız da bir dizinin yazım sürecinde ya da ne bileyim ya da mesela işte ulan şu diziyi de biz de yazsak falan gibi Türkiye'de olmak zorunda değil yani. Hani mesela atıyorum. Hani bir writers camp'te olmak kimlerle çalışmak isterdiniz mesela? Hani dışarıdaki komedyenlerden falan. falan. Ya biz de yazsak değil de mesela bence kıskandığımız fikirler oluyordur. Hani keşke bunu biz de yazsaydık, biz de içinde olsaydık değil de ulan bu nasıl bizim aklımıza gelmez olabiliyordur. Ama yazarlık kısmında Türkiye'de ya şimdi böyle de Türkiye'de hani göt gibi üst perdeden bilmiş bilmiş konuşmayayım. Şunu yapamayız muhtemelen komplesini bizim yazdığımız ve başka insanların rol alacağı, bizim de onu sadece dışarıdan seyirci olarak takip edeceğimiz bir şey sanmıyorum. Çünkü bir üçüncümüz yok. Sadece onun için ben varım, benim için o var. Ama bizim için bir üçüncü insan olsaydı, atıyorum işin başka bir boyutuyla ilgilenecek, bir yönetmen gözü olan veya ses dizaynı yapan bir arkadaşımız daha olsaydı işi bölebilirdik ama bir tur emanet arkadaşı daha karşımıza çıkmadı. Onu arıyoruz da bir süredir. Ya burada aslında şöyle bir şey var. Bu Writers Camp denilen olgu Türkiye'de işlemez. Bunu biliyoruz. Bu yok mu yani? Ben hiç bilmediğim için böyle bu şekilde işlemiyor mu bu sistem bu, mesela? Bu yok. Ee, Deneyen yani. arkadaşlarımız da var bizim yani, aslında. Yani vardır elbette ama biz de denedik bir tur. Kimler Kim şey deniyor? de diyorduk. <laughs> bir Üç kişi bir kapandı ki evde bir. Ha de. hayır o bizim kendi şey, habitatımızdaki şeyimiz. <laughs> ya batık Türkiye'deki senaristlerin çoğu geçmişte dev battıkları için e, psikolojilerin toparlamaları çok uzun zaman alıyor. Ve bir yerden sonra başka bir kanaldan para kazanan yani hayatını yoluna sokmuş bir insanla hayatını hala senaryo dünyasından yoluna sokmaya çalışan bir insan bir araya gelip bir ekip olmaya kalktıklarında onun şöyle bir tavrı oluyor. Piçler siz kurtuldunuz. Ben hala burada TRT'ye 39 bölüm dizi yazıyorum 2 <laughs> saatten. Hadi bana da bir yöntem. Onun için aynı yerde buluşamıyor. Yani rahat insanla rahatsız insanın oturup bir şeyler üretebilmesi pek kolay değil. Ekip olarak aynı refah seviyesinde olmak lazım. Onun için de galiba beraber yola çıkmış olmak lazım. Biz böyle beraber çıktığımız için... Burada şu aslında bize göre alamet-i farkası olan bir bilgiyi vermekte fayda var. Kenarda çok kullanıp attığımız yazar arkadaşlarımız oluyor. Evet. Kendisini yazar zanneden ama profesyonel değil. Beslendiğimiz oluyor. Ee, ya da belki kenarda dursun bir şekilde ilham alırız dediğimiz arkadaşlarımız oluyor. Ve biz onlara kendi çapımızda bir istidam sağlıyoruz. Şimdi niye bu Writer's Camp burada olmuyor? Daha geçenlerde yine Hollywood'da e, yazarlar yine bir greve gitti. Bu herhalde bir yaklaşık bir Lost ya da işte Dexter zamanında bir tekrardan böyle bir hurra bir... Lost'ta bir çok büyüklü sezon evet. ha. Şimdi Bizde öyle olmaz. Bizde sahnede şarkı söyleyen ablamız mesela dizide fragmanda görebiliyoruz onu. Kimse bir mesleği sabit e, böyle bir kararlaştırıp orada mutlu olmuyor. Bizim de mutlu olduğumuz alanda şöyle bir şey var. Bizden eğer ki bir sipariş istenirse, bize bir sipariş gelirse biz bu arada yazmaktan çekinmeyiz. Ama velakin bizim aslında yazıp oynamak istediğimiz çok fazla birikmiş hikaye var. Bizde geçenlerde şöyle bir şey oldu. Mesela 2021'de çekimleri ee, kayan, ileriye atılan ve sonra bir şekilde sinemadan dijitale dönmüş bir hikaye kenarda kaldı. <laughs> Baba bir gün sabah köründe konuşuyoruz dedi ki, ya dedi o hikayeyi okudum dedi. Eee... Çok dedi şey gelmiyor artık ya da oynayasım gelmiyor. Ama yazarken böyle arkadaşlarımızın anasına bacısına sövdüğümüz bir hikaye. Çok güçlü bir hikayeydi bu. <laughs> bu kalıbı çok seviyoruz. Sonra <laughs> dedim ki Mesut yanlış yapıyorsun. Yazarken ben de şey demiyorum ama yazarken çok eğlenmiş değil. Orada bir şey külliyat bir döküman var. Akşam oldu. Herkes bir rahatladı falan. E dedim peki şimdi biz... Ee oynamasak da satsak bu hikayeyi falan yok dedi. Yok yok dedi. Biz oynamazsak dedi posterini yaptırmışız biz ya. Ha o kadar Ya biz ya öyle çalışıyoruz Bı yani. Her sobadaki çalışıyoruz ama. podcast mi? Afiş, podcast afişmiş. Soba evet. yayınındaki afiş. Ya arkada ciddi bir emek var yani. E dedim peki birer teknik alırsak falan o zaman işler değişir dedi. <laughs> o zaman dedi Onur buldu oynasın dedi. O zaman Erkan Kolçak Köstendil oynasın ya gözümüzü kapatacağız ne yapalım? geçen sene TL'ydi. Abi öyle emek var. Yo ben de o yüzden TL mi dedim. Yani de olmaması gerekiyor olduğunu Biz bir de abi bak şeylere bulaşmayız ya. Mesut ya ulan artık devran dönüyor. Biz işe, işi gücü oturttuk. Gel bir koyun rüzgarına. Geçen bizim o kuruntu podcastlerinde konuştuk. Bir iki hafta içinde yayında olur. Biz o tarz insanlar değiliz. Biz kendi mecramızın dallarından para kazanmaya çalışıyoruz. Evet, parayı bulacaksak buradan bulmak lazım. Evet. Yani bana sol anadan 350 milyon dolar beni mutlu etmez. Ama film sektöründen yanlışlıkla bir 18 milyon dolar koyarsam ya o biz, zaman sıkıntı çıkar. Onlar çok eski dertler. Mesela eskiden kalkar evet gerçekten gün içinde çok büyük paralar aradığımız dönemler oldu ama oldu mesela evet. bir melek, melek yatırımcı mesela böyle böyle bir fikrim var vesaire deyip bizi çok böyle bir etkileyemez. Cezvet mi? Coin parasıyla azimut alınmaz. Ne yaparsak kendi. Ya bu bir yandan da şey oluyor. O ilk sorduğun soruya geliyorum. Hani başka bir şey var mı? Bunu mesela herkese paylaşmaya çalışıyoruz. Yani mesela kimse mesela bu evrende, bu alanda mutluluğumuzu ne kadar daha paylaşabileceğimizi düşünmektense e, pekala buraya kadar getirdiniz. Şimdi next step ne? Şimdi next stepleri anlatmaya başlayınca sineması, dizisi vesairesi arkada çok büyük bir hiyerarşi var. Oraları aşmak, bizim mutluluğumuz, biz çok mesela dışarıdan paracı insanlar gibi gözükebiliriz. Biz çok daha fazla paracıyız bu arada. Yani çok çok daha fazlasıyız. Abi senin ilk videolar da çok para şeyin dönüyordu zaten yani. Hani... Çok belli oluyordu. Ama küçük <laughs> meblaların peşindeydi orada. Götü kurtaracak kadar para 100 alıyordu şimdi. Bir yüz falan gibi bir kafaydı <laughs> evet, yani. Evet evet. <laughs> 100 bin değil abi onu küçültmeyelim ya. Adam günaydın diyordu 500 bin açıyordu kapıyı. Ki <laughs> 2014'ten falan Yok ama evet. sen mesela hep zaten yüksek modayı takip etmenle biliniyordun. Yani o videolarda öyle görüyorduk ama sen o kadar yüksek bir modayı takip etmiyorsun. <laughs> ben takip ediyordum bu arada üzerinde görmüyordunuz. <laughs> Slazenger kadar. <laughs> Çünkü senin bir ayak ben şey atıyorum bir ayakkabının parasının üstünden bir içerik hatırlıyorum. Sanki böyle babanın falan da dahil olduğu böyle bir öyle bir içerik hatırlıyorum. Biraz zaman olduğu için biraz Yiyecek ekmeğim mu? olmasın. O Balenciaga Triple S'i giyerim. Yapacak bir şey yok. Geçen bir arkadaşı geldi evine. Çocukluk arkadaşı. Şimdi benim de ben 36 yaşına geldim. Onun tabii bütün çocukluk arkadaşlarını yani güvendiği çocukluk arkadaşlarının hemen en hepsini tanıyorum. Oturduk bir şeyler içiyoruz falan filan. Çocuk böyle bir koridora bakıyor. Allah Allah bir derdi mi var falan filan diye böyle bir içlendik. Meğer dönlük Mesut'un ayakkabılarına bakıyor. Ya dedi burada dedi bir arsa parası var dedi. Siz dedi <laughs> ne yapıyorsunuz dedi. Ben de Mesut'a bu zamana kadar yani yapma etme diyen böyle ona karışan bir it bir insan, serseri bir insan olmadım. Ama dönüp baktım ne bu, bu kolaborasyon hayranlığı nedir ya bu, bu, olamaz dedim ya. Orada mesela şey demeye başladık. Al al nereye kadar? Bak dedim geçmişte benim yaptığım hataları yapma. Yapma yani. Yanlış yetiştirildim ama ya. Yani. Parayla ilgili ilişki Şu andan itibaren da. yapma bari. Tamam mı? Ama insan yedisinde de. yüklediler bana o zaman. Şimdi 23'ten sonra nasıl değil? Ya ama? bir de bir şeyin bu moda dünyasında abi özellikle. Yani bir şeyin böyle başında bir limited ya da böyle bir collab falan gibi bir şey yazdı mı? Benim de var bu arada öyle bir problemim yani. Gördüm abi kaktüs şeklinden zaten. Ben de çirkine talep var bu arada. Özellikle pahalıya değil. Çirkine talep şunun için var ya. Kendimi baz alarak hep hayatı yaşıyorum. <laughs> Ve ben de normalde insanların ilgilenmeyeceği ama beni bir yerden yakalayan belki sadece tabanıyla beni yakalayan bir ayakkabıya gidip 30 bin lira verip o hazzı yaşamayı seviyorum. Bak o güzel bir şey. Çünkü beni izleyen insanlarda da kendimle böyle aramda çirkin ayakkabı gibi bir bağ yakaladığımı düşünüyorum. <laughs> beni izlemek normalde zor. <laughs> Ama seven insan için de acayip. Ama o mesela şey gibi gözüküyor. Mesela ben onu çocukluğundan beri tanıyorum. O hep böyle mesela palyaço tarzı bir hayat güttüğü için... Mesela parayı, parayı bulmak <laughs> ya da işte parayı kazandıktan sonra daha nasıl böyle fantastik gözükebilirim, nasıl çılgın değil. Adam o kadar fütüristik şeyler yani seçiyor ki. Kendi mutluluğu için. Mesela ben onu idrak ettim. Şimdi bazıları şov içindir. E Ama o adam mutlu oluyor. Şey gibi değil yani. Sefo'yum parayı buldum. Hadi o dişleri lamine benim. yaptırayım. Vetman'dan gelsin. Ceketler bilmem. Neler öyle bir şey. Abi ben Kars'ta da balenseyaga giyiyordum. Bu böyledir yani. Abi bu <laughs> Sefo konusunda bu arada şöyle bir şey var. Gerçekten Sefo'nun böyle markaları ve outfitleri çok hızlı değişti. Evet. Hani gerçekten hiç logosuz bir dünyadan çok fazla high fashion logolu bir dünyayı çok hızlı geçti yani. Evet. Ama sen gerçekten en başından yani benim gördüğüm en başından beri böyle bir dünya vardı yani. Ya bir Tabii de ya, babam ceketini satardı. Beni o fark giydirirlerdi değil mi? <laughs> ya bir de o dünyada şey de var abi. Bunlar çok para ediyor falan kafası var ya. Ama onu hiçbir zaman satmıyorsun ki zaten giyiyorsun yani. Onun başkalarına verdiği o bunlar çok para ediyor rahatsızlığı. Ya aslında çok para ediyordan ziyade şöyle yani, bu evet. ya. ya böyle... ziyade şöyle yani, Ulan buna bu para verilir mi? Eşek demelerine bayılıyorum dışarıdan. Verilir ya. Evet. Ya benim mesela böyle çok böyle mesela siyaha adapte olduğum bir dönem, felsefik olarak da mesela adapte olduğum bir dönemdi. Gerçekten onun marka olması beni acayip derecede mutlu ediyordu. Halbuki basic bir şey yani. Sonra fark ettim ki İstanbul'da yaşıyoruz ve belli evlere dağılıyoruz ya. Yani işte işte Drake gibi, Rick Ross gibi takılmanın bir manası evet, yok yani. Evet işte nerede koyuyor biliyor musun? Ben 17 yaşındaydım. Bir gün zorlu façonda, o zaman façon daha restoran kıvamında bir yerde oturuyorduk. Çok Mert Vidin'i dinleyecekmiş gibi anlatıyorum ama böyle <laughs> mekan devresi. <değil. gülüyor> <laughs> Merdo anladıysan devam ediyorum. Faşonda otururken şu Beymen tarafından bir rüzgar geldi. Kafayı çevirdiğimde heybetli bir karanlığın böyle ağır ağır şöyle seke seke yürüyor ki eller torba dolu. Yamamato'lar, üçler, Adidas'lar, Beymen'ler ama bir yandan da Asabiyet yine bir ateş püskürüyor. Kim ola ki bu isim dedim Cem Yılmaz. Şimdi ben böyle bir üstüme başıma baktım. Gözümde bir tane Gentle Monster gözlük vardı. Kolumda Cartier bir bileklik vardı. Götümde designer bir kot bilmem ne falan yani. Böyle kardeşimin okul parasıyla giyinmiş çıkmışım belli. Babaannem fişe bağlı yaşamak <laughs> zorunda kalıyor benim izinle. İleriden Cem Yılmaz'ı gördüğümde üstüne bir baktım. V yaka, paspal bir adidas tişört. Götte üç çizgi bir eşofman. Ayağında da böyle torşi bayağı, silikon taban normalde. Esenyurt'ta hırsızlık yapmaya çıkıldığında giyilen ayakkabıları. Adam öyle normal bir pazar günü olduğu için dışarı çıkıp giymiş. Sonra kendi kendime dedim ki. Oğlum sen kimsin lan dedim. O sırada da garson beyefendiye mekalın soruyordum. Şimdi sol gözle bakıp Cem Yılmaz'ı o halde görünce sonra kendime böyle bir bakıp kendime de <laughs> utanç kaynağı o halde görünce yok dedim etmiyorum <laughs> abi, ben bu kadar yani. İki ya. tane şey var galiba birincisi Cem Yılmaz bir Adidas bağımlısı ee, İkincisi de e, bu günlerde abi çok konuşulan böyle son birkaç haftada çok konuşulan bir konu var muted luxury diye biraz galiba o kafaya da gidiyor. Hani işte onun öyle bir derdi yok çünkü zaten giyiyor ve giydiğinde logo olmasa da o da olabiliyor falan gibi bir tarafı var yani. Çünkü mesela bu markaların bir de logosu yazmayanı var ya evet. hani üstüne logosu yazmayanı var ya. O bu, işte artık. İşte bugünlerde o konuşuluyor. Mütüt Lakşiri like konusu. Özellikle Succession dizisi üstünden çok açıldı bu konu. Oradaki insanların yani onlar hani temsil ettikleri bir grup var ya. Hiçbirinde logo görmüyorsun ama hepsi hot kotür falan filan gibi şeyler ya. Biraz o Cem Yılmaz konusu da oraya gidiyor gibi. Hani cinniz, zenginler böyle şeyler gidiyor. Ama o hep öyleydi ya. Yani hiç ya işte bir brand zengi... göremedin ki üstünde. Senin görün gözükmenin yöntemi de değişti. Yani üstüne mesela normalde bir tane tiril tişört atsan, götüne böyle adadan kaçmış gibi bir hasır şort giysen, insan, insanlar sana dışarıdan baktığında aa Edremit esnafı falan derler. Ama biraz daha düşününce milyarder potansiyelin olabileceği aklına geliyor. İşte abi orada da şu fark var bu arada. Şimdi onu bir görse öyle düşünebilir. Ama mesela sen görsen büyük ihtimalle o tişört ünikle olan alınmadığı için sen onun kesiminden anlarsın zaten <laughs> ya da buralarında dikiş olmamasından anlarsın tek bir kumaştan üretilmiş olmasından da anlarsın dolayısıyla o müthut lakiri tam olarak buna giden bir Biraz da Abdullah Kılı diyelim mi? <laughs> Yeni Fenerbahçe, He, Fenerbahçe hadi formaları. <laughs> Fenerbahçe işlerini onlar yapıyor galiba. Sanki öyle bir şey vardı bir ara. Abi Fenerium öyle formaları öyle demeyelim. Ee, yok bayağıdır öyle. Yani aslında üretim açısı. Ben bu arada şey kıyılı yönetim kurulu başkan yardımcısı değilim hocam. Konu bir anda oraya geldi. <laughs> Benim babam eskiden hep kıyılı takım giyerdi ve mutlaka limon kolonyası kullanırdı. E Baban ama tabii ki giyerdi yani. O, o ikisi yani. biridir çünkü. Sonra bir gün ne zaman vazgeçti biliyor musun? AVM'de yürürken önünde giden bir kız şöyle diyormuş biriyle ilgili. Ona sağ adam öyle ya kıyılı <laughs> takım giymiş, limon kolonyası sürmüş. Sonra kendinin olabileceği aklına gelip böyle bir üstüne başına baktığında o gün vazgeçmişti. <laughs> Takım nasıl anlaşılıyor ki dışarıda ne var oldu? Bilmiyorum o kızın nasıl Abi seçici kesimlerden bir gözü belli oluyor. Hareket. Evet, kesimden muhtemelen. Yani mesela Dior, Dior, bir kumaş pantolonu şöyle çekemezsin Aynen. değil mi yani? Kesimdir e zaten. Yılının da ağında dikiş olmamasından anlıyorsun. Çok eğilip kalkmış böyle <laughs> sigara içmiş. Bu arada bir şey diyeceğim. Yani öyle bir betimledin ki buradan tüm Fenerbahçelilere ve kiyalı yönetim kurumuna bir selam yollayalım. Ben kızın söylediği kelamı söylüyorum. Tamam. Ben bir insanın ağzından çıkanı burada başka insanlara aktardım. Tamam. Bu bir anekdottur yani. Yani ben de bir Fenerbahçeli olarak bunu atlamam gerekiyordu. Estağfurullah da. güzel abim Ben i̇yi de bir Fenerbahçeli, Fenerbahçeli misin abi? E, son bir senedir. Evet. <laughs> ne kadar iyiyim yani o kadar iyiyim. <laughs> ne yani. kadar fav alırsa o kadar iyi bir Fenerbahçeli. <laughs> alakası yok. Terbiyesizleşme. Etkileşim peşindesin. Ben bir dönem bıraktım sonra geri döndüm. Abi olabiliyor yani bunlar. Tabii ki abi biz ruh hastası seviyesi Galatasaraylıyız da ikimiz. Öyle değil. mi? O, o diyor. Yani. Böyle benim mesela ben şey diye düşünüyorum. Benim bu hayattaki en büyük regret, en büyük bug'ım o yani. Çok Galatasaraylıyım <laughs> ben. Hani böyle fut çok futbol izliyorum. Böyle. Güzel bir iddiaya girelim mi? Girelim abi. Kaktüs şekten beğendiğim çok tatlı bir ayakkabı var. Tamam. Ayakkabıları bulmak zor olabiliyor. <laughs> bulmak zordur. <laughs> tamam. Girelim <laughs> siz, abi. Siz de bir şey seçin. Bulmanın tamam. zor oldu. Aynı ama şey, aynı şey olsun. Teminin, temininin çok kısa sürdüğü. Mesela Farfetch siteler tabii, falan tabii, tabii, var. Tabii, siparişi tabii, verdiğinde Aynen. geliyor. StockX falan. Ben diyorum ki Fenerbahçe şampiyon olacak. Tamam ben de Galatasaray olacak diyorum. Pekala ne istiyorsun hocam? Aynı ayakkabı olsun. Senin aynı ayakkabı. Senin dediğin hangisi? Ee, benim dediğim aslında 2 ya da 3 sezon eski belki ama hala gibi. sitede de var. Ya bu herifin böyle mı? Kavi... kahve var Ben de Ordu falan. Spor şampiyon olur diyorum. Eğer olursa bana da bir devre mülk hadi Kanka bakalım. Sana devre mülk. Dilici çıtlı. Evet. Var hala sitede var. Tamam. Yani hani out of stock diye bir durum yok var yani. Ne Siz kadar? De... Vallahi bilmiyorum ya. Kral Gümrüğüyle birlikte mi? Ne bileyim abi artık. kaç numara olduğuna Yo, göre ben Londra'ya kadar... kargolattırırım oradan getiririm gümrük ödemesi. Tamam fiyat oh, vermeyelim. Bu oh, yöntemlere bak. Bu, bu bir istek, bir ayakkabımızla sadece. Tamam okay. okay. abi ben de okay. ben size bir ayakkabı alıyorum bu arada değil tabii, mi? Tabii tabii bir ayakkabı. Beraber <laughs> giyiyorsun. <laughs> Önemli bir yere giden giyiyor. Sen de girer misin bu iddiaya? Gir ben, oğlum güven ben bana. Ben Fenerbahçeliyimsin oğlum. Çünkü Fenerbahçeliyim. Anlamadığım şey... Bana güven Fenerbahçelisin. falan gider, Hani böyle Dior Jordan falan gibi bir şey gider, Yani 8000 Euro'dan başlayacak. Yok Aynen. canım ya biz de bu sıçralarında... <laughs> <olabilir. gülüyor> tamam buna girdik bu arada. Oley Oo. be. Kont kar seti. Bat şu abi. Neden alright demiyor? <laughs> Ve bir de son maçımız e sizin orada deplasmanda. Evet abi. Biz de dün Ama gece... Ama o zaman kadar 3, biter gibi geliyor bana iş. 3.37 falan gibi bir saatte abi bu konuyu konuşuyorduk dün gece. Ve hani şöyle bir şey dedim Sibildi ben Sivilde mi podcast'te mi? Direkt burada Sivilde abi camın önünde. Kerem hatta yatıyordu şu şeyde. Oturmak mümkün değil çünkü. Ee, son maçı aynı puanda gidersek Fenerbahçe'nin bizi böyle e, çok acınası bir şekilde yeneceğini düşünüyorum da. E, tam bu konuyu konuşuyorduk yani. O kadar anlamıyorum ki Aziz Yıldırım şey on, Ya şey. onda hiç o öyle şeyler yok ya. Ben Dünya Kupasını Almanya, e, Portekiz maçını mı ne izle? Yok Portekiz, Almanya İspanya maçını izlemeye gittim. Döndüğümde Akaretler'deydim. Ya hiç mesela haz yok. Oradan mesela Mesut'a geçtim falan. Her şey yani mesela Dünya Kupasına gittim mi anlatamıyorum çocuğa yani. O heyecan yani vesaire. Şey Katar'a gittin. Tabii. tabii tabii. Başka ama yüzne sıçtırmaya gitti. O gitmişken de <laughs> bir Araya, akaryakıt şirketiyle. Kişilerle. Güzel bir parayla dönmüşsündür o zaman. Güzel hediyelerle döndüm. Ona mesela işte Dünya <laughs> Kupası'nın maskotunu getirdim. Formaları <laughs> getirdim. Onun için getirdim. Mi benden çok kazanıyorsun acaba ya? Ya bu taktı mesela. Bu üstüme başıma bakıyor. Bu arada bana öyle bir şey var mesela. Anlamıyorum. Ben de nasıl kazanmıyorsunuz Kazanmıyoruz. Sanırım öyle bir şey Bak, var. Bak 4 senedir partnerlik güdüyoruz artık yani. Peki ortak işlem mi aynıyı kazanmıyorsunuz? Aynı, Aynı abi. abi başka, başka işler de yapıyor gibi. Bilmiyorum. Bir, bir şey falan var yapıyor muhtemelen. Geçen bana zaten borsa morsa bir şeyler söyledi. Bir, bir enteresan bir işlere girmiş zamanında. Ağzından kaşırdı. Bak 4 senedir partneriz. Ondan önce arkadaş köleyim. Ondan önceden beri sana emrine çalışıyorum. İlk defa parayla ilgili bir şey söyledim bana. Böyle bir yatırım yaptım. Şu kadar kazandım. Bu kadar kaybettim. Ağzından duyamazsınız. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yemin billah olsun ki birbirimize burada Cem Hoca da bizle beraber yıllardır çalışıyor. Hiçbir zaman birbirimize ne kadar para kazandın, ne fatura kestin vesaire diye bir lira dahi sormadık. Ama cevabının mutsuzluğu da belki ondan da sorulmamış olur. Yok hayır ha -ha. O, o, başka yerlerde değerlendiriyor. Ben başka yerlerde değerlendiriyorum. Ben diyorum ki abiler ben bir buçuk sene ben borç ödedim yani. Benim bir daha ben o devranı o devranı olayın. döndürmeye... İkimizden birinin paraya biraz daha ihtiyacı olduğunu demeyeyim de atıyorum. Bazen insanın canı para çeker ya. Şu Sen dönem paralanmalıyım. Yaz gelir insanın canı bakiyeyi biraz daha şişik görmek ister. Bir etkinlik vardır. Akılda bir plan vardır. Tatil, seyahat, gidiş, geliş. Şuradan anlıyorum mesela biz birbirimize hiç şunu demeyiz ya baba benim son 1 milyon 400 bin dolarım kaldı hadi acil bir şeyler yapmamız lazım gibi bir şey yok. Ne zaman ki biri diğerini çaktırmadan şöyle dürter video sayısını artırmamız lazım podcastler bilmem ne sen şu anlam aramayı yazıyordun 3. bölümle. at bana bakayım bir sinopsisini orada dedim ki hee bununla kalmış. ya iddiaya para düşürmüş ya bir şey yapmış. Çaktırmadan anlarız yani. Aleni duyulmaz bizden para muhabbeti. Ya benim, Ne kadar parası var ne hiçbir şey bilmem. Ama ya ben de bilmem. Sormam. Sormaz. Sorarsa söylemem. Yani... Benim olsa söylerdim. Benim. Çok büyük param olsa <laughs> tamam. her gün seni uyandırırken söylerdim. Şimdi şöyle. Uyan lan. Ben... 4 milyon dolarım var. Uyan. Temelinde bir dönem çok işsiz kaldım. Yani işsizlik bu arada şey değil. Ya bir şey yapıyorum ama para pul çok borca gidiyor yani. Çalıştığımı dahi hissedemediğim, hissedemediğim bir dönem olunca ben çalışırken bile bir şey yapmamaktan aşırı derecede hoşnutsuzum. Bir şey yapmamız lazım. Yani her yaptığın şey de harcadığın vakit de bir şekilde finansal bir ticarete dönebilir. Goygoyu zaten yapıyoruz. Dümeni zaten yapıyoruz. Ben istiyorum ki haydi baba ya biraz daha katlayalım katlayalım katlayalım. Orada yoksun burada yoksun. Hani sonuçta parayı değerlendirmek diye bir şey var. E şimdi sen mesela ben seni belli bir yere kadar uyarırım. Bir parayı şuna yatırsan güzel olmaz mı? İki yatırmadım mı? O zaman az harca. Başka da hiçbir şey yapmam. Bazen ama büyük gaza geliyorsun mesela. Eve şey geliyor, oluyor böyle abi falan gibi bir şey. Yani böyle yaş büyük falan. i̇şte bir, özel, bir şeyden etkilendirmiyor mesela. Pepsi Where's My Jet izlemiş hepsini. Adam neymiş? <laughs> Nebraska'dan dağın tepesinde İşte hocam? iPad'den <laughs> bengel olur. Sen sistemi bağlıyor. Müzik dinliyor ve sadece Coca-Cola Light içiyor. Bu da bir hayat. Ya ulan hadi siktir git gaza gelmişsin sabah. Aslında oğlum böyle tercihler de var. Dağın tepesinde kola da içebiliriz. Ben içemem. Ben lükse İç bağımlı bir köpeğim. köpek gibi çalışacaksın ben ama. Ben lüks bağımlısı bir köpeğim. Bunun başka hiçbir açıklaması lüks olamaz. Lüks bir de şey galiba. Hani ihtiyaçların bittiği yerde başlıyor ya. Evet. Yani zaten... Bu, bu, arada. bu kadar mı bu? Bu kadar mı yani? Devamı olacaksa. <laughs> <sen gülüyor> ben bir 25 dakika anlatırsın <laughs> diye düşünürken. Ay, Aynen, ay, ay, ay. ay Ben de buradan <laughs> bir çıkarım <laughs> falan bir biçtim bu arada da sonra baktım gerçekten bir şey anlatmamı beklemiyormuş gibi bir şey oldu. Korktum sustum. Ben bunu daha önce de söyledim. Oscar Wilde'ın sözü burada bana çok yakışıyor. Bana lükslerimi verin, gerisini siktir edin. Geçenlerde, ya da gereksinimlerim olmadan da yaşarım. biri. Geçenlerde biriyim. şöyle bir şey yaşandı. Böyle oturuyoruz, konuşuyoruz. Annemle de gündüzden bir FaceTime yaptım. Anne dedim kayda alıyor Oppa. musun dedim, herhangi bir yerde kullanmak için. <laughs> yok yok dedi. Şey falan da izledi. Annem dedi ki ya dedi Ali dedi hani bak dedi çok çalışıyorsunuz dedi Mesut da sen de. Ama dedi ben dedi senin dedi kırklarında artık dedi bir dedi bir sakin. Evlilik mevlilik konuşuyoruz sonra anne dur daha yok kısmet değil olursa olur olmazsa olmaz. Kendimi şöyle düşündüm yani kırklı yaşlarda bu arada gocunmam yani hala oynarım kutuda ne var. Akarsa oynarım yani hiç, <laughs> hiç problem o meyveyi keserim yani hiç problem değil. Bazıları böyle uyarıyor yani işte 40'a gelip hala devam mı edeceksin? Yok ben dedim bir en büyük endişem yaşlanmak istemiyorum. Bunun için mücadele edeceğim. Ne kadar iyi enerji toparlarsam o kadar iyi seyirci karşısına çıkarım. Amma velakin şöyle bir konuşma geçti bizim aramızda. Şimdi o dedi ya mesela naçarlıktan bahsetti. Şimdi ben yer yer tribe giriyorum. Mesut bir şey yapmamız lazım diye. Bu arada bir şey yapmak için illa eksi bakiyeleri görmene gerek yok. Oraları açtık artık. Oralardaki psikoloji çok daha başkaydı. Buradaki daha başka, daha sert geliyor. Diyorsun ki evet ya her şey iyi gidiyor ama hani o şey akraba tarafı değil. Hani yine kötüye gidebilir değil. Hayır daha step step ne kadar koyabiliriz üstüne diye. Bir baktım bunu anlatıyorum. Diyorum ki Mesut diyorum dayı bir harekete geçmemiz lazım. Orada bir küçük arsa, orada bir arazi, orada bir minik yatırım, bir burgerci açma planımız vardı. Attık onu çöpe <laughs> vesaire falan filan. Harekete geçmemiz lazım. Harekete geçmiyorsak bile video sayılarını arttırmamız lazım. Şöyle diyorum hes kaba hesap belli. Ne kadar video o kadar ekmek. Markalar onlar bunlar vesaire. Bak daha başka buluşlar varsa okey ona da okeyim. Durdu bana kanepeye uzandı şöyle dedi. Bir sakin ya dedi. Yalanım varsa yüzüme vursun. Dediğim her şeyin onda sekizi onda dokuzu olmuştur. O bir tane ihtimal de bizi yıkmıştır yani. Ulan o nasıl olmadı diye. Şimdi o beni durduruyor. Dur sakin ya. Dur yaparız ya. Şimdi her şeyin Şimdi, bir ulan usulü sen yok mudur ama. Bak bir usulü vardır her şeyin. Şimdi sen bunu bu kadar panik yaparsan Elimiz ayağımız birbirimize dolaşır. Eve bir giriyor protest gibi bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı. <laughs> ya baba <laughs> dur tamam. Dur ya Allah Allah. 50 tane not var fikirler gelecek planları. Dizisi belli sahne gösterisi belli filmi belli. Bi geliyor buna bazen. Ben de ne yapacağım şaşırıyorum. Abi ama o galiba bu bu işleri yapan insanlarda ya da ne bileyim kredi falan da herhangi bir iş yapan insanda biz ne yapıyor Böyle çok iyi bir iş yapıyorsun mesela abi ertesi günü biz ne yapıyoruz? Biz hiç bok yapmıyoruz. Biz boş evet, durduk şu evet. an boş Ya ama malzemem varsa korkacak bir şey de yok aslında ya. Peki, Peki ama böyle abi şeyi o, şeyi o ölümsüz yani. bir şey yapma kafasında mısınız? Hani mesela yaşlanma şeyi. ya şey, uşaklığı Nasıl gibi. Yani, ya? mesela ben ya Cole Pacino benim için öyle bir şey düşünce. Tamam çok karikatürize <laughs> bir şey gibi ama düşününce Vallahi bir, benim kendine, bir icra <laughs> <genre gülüyor> yani. Mafya komedi, Garip ama hani yabancıca sineç falan daha farklı bir cana. Türkçe yapınca daha farklı bir kafa mesela. Aslında Copacino'yla ilgili bu, siz girmeden bir şey söyleyeyim. Abi Copacino'nun böyle hani bazı... ya bu Kötü şey taktikleri falan ya, da oluyor sonra mesela. Müzikte şey vardır ya hit böyle şarkıların böyle akılda kalan hit yerlerini bulmaktır o sanatçıların şeyi. Copacino'da Hı -hı. da böyle birkaç diyalog kalmıştır. Evet. Aslında siz de onları çok iyi bulan insanlarsınız. Ulan Bes olsun, işte hani bu Nereli'sin konusu olsun. Zaten bunları da bu arada hani... Sizin kendi YouTube içeriklerinizde falan abi, da Abi evet. Mesela sizin bazen bir, birbirinize yükselmeniz gerçek gibi ya. Mesela kolpan kavgalar da... Efendim abi? Dünyanın en gerçek kavgaları gibi ya. Yükselmeler <laughs> falan. Yani konuya başına gelecek olursam hani o bir tip tijanla yaratacak bir şey mesela. Yani Ali ile Mesut'tan bir masterpiece iş çıkar mı? O zaman sanki yaşlanma korkusu olmayacak gibi geliyor işte. Hani bunu yaptım artık zaten. Bu artık ben olmadan olmadığım zaman da olacak artık yani. Öyle işler için mücadele veriyoruz zaten. Bu da yine konuşmanın başına döndüğümüzde sinemada oluyor ya da işte yeni nesil dizi dünyasında oluyor, dijitalde oluyor. Bunların böyle bütün aslında basamaklarını biliyoruz. Ama ee, bence çalışmak istemeyen bir yeni nesil var ya. Yani bir şekilde mesela Mısır'daki dedesinden bir şey kalırsa vurdum voliyi, defoldum gittim buralardan. Ya biz öyle insanlar değiliz. Biz kendimizde şunu keşfettik. İyi şeyler yapıyoruz. O iyi şeyleri satana kadar, onları piyasaya sürene kadar, seyirci karşısına çıkartana kadar çok büyük bir emek var. Ve bunların %70-80'i olumsuz. Daha böyle piyasaya sürmeden. Yoksa dediğiniz şeyi çok iyi anlıyoruz. Bizim kalemimizden çıkmış ve seyirciyle ya baba en azından Mesut şunu yaptık ya rahatsız ve diyebileceğimiz ticari olarak da bize yıllar sonra bir şeyler kazandırabilecek şeylerin peşindeyiz. Ama ama bir seyirci sevsin. İki daha radikal düşünüyorum. E, yaz geliyor Bodrum. <laughs> e bu adam o açtırıcı <laughs> o Önden Hadi baba ne konuşuyorsun sen İlker ilgili dinliyorsa burada sinirlenmesin Ulan bir film okuması yapıyorlar Sinema tarihi üzerinden bir şeye umut bağlıyorlar Keşke kolpaşına gibi olsak diye Evet çünkü şunun için inanılmaz tespitleri var Yani sokağın içinden bir diyalog İnsanı oturduğu yerden ayağa kaldırıyorsa Daha önce duyduğun değil Ha siktir bunu benim dedem de söylerdi Eniştemin lafı gibi öyle bir şey değil Bir şey duyduğunda ha siktir ne acayip bir buluşmuş Duyduklarıma çok benziyor ama hiç duyduklarım gibi de değil Dedirtiyorsa Komple film boyunca dedirtiyor. Artık orada ilk katalizör, birinci kırılma, ikinci kırılma karakterlerin geri dönüşümü falan ile yani, şeye girecek yani bir yerden de. sonra önemi olduğunu düşünmüyorum. Ne anlatıyoruz ya? Ya Şimdi isim vermeyeyim de dijital platformdaki en beğendiğiniz kaliteli Türk işi hangisi? Hadi bakalım. Biz açacaktık. <laughs> <çektim> Zorlara <laughs> biz gelmek bizleriydik. O konuydu hemen <laughs> e hemen, hemen. Benim de Şimdi burada böyle bir hani işte guilty pleasure tarzı böyle bir Cem Yılmaz abinin Erşen Kunerisi'ni zaten ben yani geçmişten beri bildiğimiz için bence zaten safe bir alanı alalım. Bazı o zaten çok iyi bence. Onun bazı bölümleri düşük yani. Ben şu açıdan şimdi mesela... Abi şimdi seni savunacağım. Dur geliyorum. Argüman ben neyi savunuyorum oğlum şu an? <laughs> o, o, gerçekten onun masterpiece A plus bir işi. Severler sevmezler. Ben kenara atıyorum. Kenara kaldırıyorum daha doğrusu. Yani o eleştirmeye... Cümlemiz e, yetmez. Eleştirmelik bir şey değil. ya yani bir Netflix işi için. Ya genel olarak yani şimdi baktığınızda TV'deki insanları görmek için mi bu tarz dijital platformlara ayda 60-70 lira para veriyoruz? Abi ben de şöyle açacaktım bu konuyu. Hani bir dönem şey olayı vardı ya işte dijital iş yapmak ve dijital iş yapmakla övünmek ve işte biz farklı bir şey yapıyoruz ya falan gibi bir dünya Sanki var. Sanki hala var gibi. Ve şimdi yok bence televizyon oldu ya. Bayağı Televizyona para ödüyoruz şu an. Aynen televizyon oldu yani. Öyle bir ama bu arada senin soruna cevap verelim. Sen cevap ver abi ilk. Ben ayak işlerini seviyorum ya. Yani ee, daha benim kafama uyan bir mizah yapısı var gibi geliyor. Yani bir şaka bulup sonuna kadar 40 dakika boyunca sündürmüyor. Mesela son Dünya Bu izlediniz mi onu Evet çok ilginç yani hani komiklik tarafı biraz sık mesela Volkan Yüksel falan çok severim ama hikayeler çok garip geldi mesela. Yani i̇lginçten kastın hani pozitif tarafta mı negatif tarafta mı? E, Punch'tan yok yani mesela hani bir sona bağlanmayan bir ya kaç bölüm izlediniz bilmiyorum ama hani. Hepsini gen, izledik. Mesela ilginç ya geldi ki... sniper hikayesi falan çok güzeldi ya da e, avukat hikayesi de bence çok iyiydi ama bazılarında bitti mi şimdi oluyorsun ya. Ama bir deneme gibi de geldi bir anlamda ya, bilmiyorum. bir karikatür gibi yani. bir Küçük bir karikatür okuduk. Herkes bir tespitini yaptı. Sonra diğer Umut Sarıkaya karikatürüne geçtik gibi. Ama bir şey yok aslında. Farkında mıyız? Bu tarz işlerin hepsi ana, ana, ana dijital platformlarda yok. Hepsi sonradan açılmış platformlarda. Ya evet. Ya, kabul, kabul, etmiyorlar. Ya mesela Netflix'te Çok, böyle bir şey görememek. Aynen cesur belki. bir şey yani. Gain zaten o tip kafada giden Ve bir Ve yine, bir şey. Satıldı. Aynen. Ve yine Hı. şöyle bir şey var. Mesela e, bence bu biz farkına varıyoruz ya. Geçenlerde bir iş izledik. İsmini vermeyelim. Mesela ne verelim ya? Terzi işi mesela. Terzi. Daha önceden TV8'e, e, Acun abiye satılacak bir işken olmadı. Ama Netflix orijinalist diye izliyoruz. Yıllardır bize şöyle bir şey denmedi mi? Netflix executive producerları Hiç ortada bir var. kaynakla... ...sadece Netflix'te izleyebileceğiniz işler meydana gelecek diye... Ki gerçi House of Cards öyle miydi? Satın alınmıştı. Satın alındı. Şimdi burada... AMC. Ha. Burada şimdi, şimdi AMC'den geçen, AMC aynı zamanda Walking Dead'i de yapan Tabii. şirket. Şimdi Breaking Bad'i yapan. Breaking Bad'i Breaking Bad Bad de Koso. yapan. Şimdi orada, orada büyük transferler ayrı. Bir de baba yayın platformu bulanamak yani TV'de yer bulamadıktan o Avrupa sonra Avrupa'ya göstermek için bu arada zaten AMC, HBO falan Avrupa'da böyle şeyleri yok abi. <laughs> e, Oralara göstermek için o platformlarla anlaşıyorlar. Global açıyor şey. E şimdi sen burada zaten herhangi birine bir şey veremedikten sonra ben alenen şunu diyorum ya. Agalar bizde sıfır iş var. Duyun. Bu kendimizi acındırmıyoruz. Duyun. Biz değil sadece biz bizim gibi bir sürü insan var ve vazgeçiyor onlar. Bizi ayakta tutan tek şey Dijital iki tane kanalımızın olması. Biz en azından şunu diyoruz. İstemedin mi kardeş? Biz kendi e, dükkanımızda devam. Ama dükkan ama, olmayan da bırakıyor işte. Komple. Dükkanı olmayan bırakıyor. Yazmaktan üşeniyor. Çekmekten üşeniyor. Projeye bütçe bulmaktan üşeniyor. E şimdi sen e, büyük böyle yapım şirketleriyle anlaş anlaş ama sen yeni hiçbir kafa vermiyorsun ki. Garip garip işler izliyoruz yani. Bak ben de aynı parayı veriyorum ya. Alo biz de aynı parayı de, veriyoruz. Abi Netflix Türkiye'de sanki biraz şey ...janrasını aldı Türkiye'yi ya. Böyle fantastik bir şey olmalı canlasını aldı işte böyle. Neden? E, Biliyorum ama bunu? hep böyle işler yapılıyor yani. Kim dedi? Biz acaba Netflix'in turnu muyuz? Ya yani burada dedikleri ufak kahramanlık hikayelerini işte o, ol... Yani mesela işte Şahmaran olsun işte ne bileyim bu. E, şeyde çekilen göbekli tepede çekilen iş vardı. Evet Yine, Türkiye'de herkes ağzından yani. ateş çıkarıyor sanırım. Ya olarak ticaret geldi. olarak yap bunu, <laughs> ticari olarak yap bunu. Gerçekten Orta Doğu'ya satacak işleri yap. Ama abi, burada kaç sen... tane bu arada Türkiye'de Türkiye'nin demografik yapısını çıkardıktan sonra kaç tane fantastik iş sever vardı ki biz dört tane gömleği giydikten sonra uçan çocuğu da izledik göbekli tepede taş bulu ağzından ha ha havaya şimdi visil atanı da izledik. Çok şimdi, enteresan bir şey söyleyeceğim. Biz ikimiz de eski Fox çalışanıyız. Fox'ta çalıştık. Hani dedik ya biz bir ara böyle herkese böyle ben bir gider gene gider. Ben genel yayın yönetmeni Fox'ta Hayır canım. <laughs> ulan... Ben dizide oynadım sen talk show yaptın Dizi <laughs> dizide <laughs> oynadın. <laughs> ben Murdoch'un böyle yakını falan gibi Hayır ben yakınıydım bir ara bu arada. <laughs> Şimdi sen dizide oynadın reytinglerin iyi. Ben dizide oynadım reytinglerim iyiydi. Ben kendi programımı yaptım. Ben hayatımın bütün facialarını orada yaşadım. Şimdi Türkiye'ye Disney ye girdi. Geçenlerde şöyle bir TikTok düştü önüme. Adamın bir tanesi Tarkan'ın Disney afişlerini paylaşmış. Gördüm ben de onu. Evet. Paylaş. Şarkıyı beğendiniz mi Tarkan'ın Disney parçasını? Ben, ben artık helal Aa, olsun nasıl diyemeyeceğim. bilmiyorsunuz ya. Benim olaydan haberim yok Sağ ol, sağ ol, sağ. Nida alırsam sabah <laughs> uyandım ve çıktım sokağa. Bak bir şey diyeceğim. Tarkan Disney'in neyine şarkı yapmış? Ya, bir promosyon işte, parçası yaptı. Okay. İnanın bana. Walt Disney ...ayaklansa ilk burada ilk bu dükkanı kapatır. Bak açık ve net söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar Aa, yani... Aa ben aynı görüşte değilim Mehmet Ama dizi çok daha böyle <laughs> şeyleri belli bir... E, ya bu ne abi. ya? O podcast'te yaptığımız afiş 8 bin lira o afiş ya. 8 bin lira. Alo. Ver parasını. <laughs> Tuval Basko. Kim kimin için böyle bir şey yapmış? Şimdi şöyle bir şey var. Adam şunu diyor. Ya diyor Tarkan'a bu kadar para vereceğine... Versene iki ay insanlara ücretsiz üyelik. 35 insana ver ya da 35 işe Volkan Öge'nin 40 arkadaşına o parayı dağıtmakla o parayı bitiremezsin. Niye Tarkan'a iki buçuk dakikalık bir şey şöyle yaptın? Öyle oluyor galiba abi. <laughs> Buradaki ofisteki insanlar da birilerine karşı böyle hani bütçeyi harcatmak istiyorlar ya. Büyük ihtimalle de bu da Disney olduğu için bunu mer yani şeye headquarter'a şöyle götürüyorlar. Türkiye'nin en büyüğü bu. O yüzden buna böyle bir para harcayabiliriz. Onlar da diyor ki en büyüğü o mu? O zaman harcayın. Gibi oluyor sanırım. Abi bak Walt Disney'in bir lafı vardır. <laughs> Bak açık ve net söylüyorum. Kulak, Abi kulak, benim, benim kulak. ben sonsuzluk ve ötesi. Ben ben Disney Plus değil ben hepimiz birer Disney çocuğuyuz. Tabii ki. Adamın, ya ben Kars'ta Disney ile <laughs> eğitim almış bir insanım ya. 7 yaşında öğretmen alan VCD kiralamasaydı ben belki şu an burada değildim bambaşka bir yerde. Adamın neydi? çok şahane bir lafı var. Arkadaşlar Walt Disney büyük bir kampanya ve daha da büyüyor ama her şeyin önünde de bir Mickey Mouse görseli var ama her şeyin bu Mickey Mouse'dan yola çıktığını asla ve asla unutmayın. Bu size bir işarettir dedikleri bir işte onun için dedim ya daha var. belirli bir yani kurum öyle Disney şey Netflix gibi falan da değil yani. Ya ya sen bir Allah aşkına ya. Yani burada deli gibi işler var. Mesela şöyle bir şey var. Hadi daha basite indiriyorum. Ama ben onların gibiyi transfer etmek istediklerini biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Abi tabii tutmuş bir işi transfer Tabii ki, eder tabii, ki tabii ki yani onu en başta serüveni bu. olmadan Feyyaz tek başına Disney Plus'ın Türkiye'ye geldiği alıyorum. haberini Hayır. aldıktan sonra masaya koysa o işi. Hayır. Böyle bir şey yaşanabilir mi? Yaşanamaz. Ya bu bir sistem değildir ama bu bir sisteme dönüşüyor. Arkadaşlar alo sizler yani on milyonlarca lira para alacaksınız diye e bizim projeler kenarda duracak. Sonra ben gideceğim birinin karşısına ya şöyle bir proje var. Sen bizim içimizdeki heyecanı söndürüyorsun. Sen Orta Doğu'ya iş yapacaksın diye. Ya Orta Doğu'ya başka bir iş yap ya. Sen ben... Açılış işinde neden pujli bir Engin Akgürek izlettiniz bize be? Ben... Walt Disney değil miydiniz siz? Abicim, hani nerede Mickey kaç, Mouse? Kaç üyesi var? Mike Wazowski nerede? <laughs> Timon nerede? Pumba nerede? Lion <laughs> ya, King nerede? Desir. Nerede lan bu Disney devleti? <laughs> ben diyorum ki kaç üyeniz varsa bu toplumu da düşüneceksiniz bu toplumdaki insanların da eğlenmeye ihtiyacı var. Bana öyle şeylerle gelmeyin. Piyasa araştırması, onun Orta Doğu'da karşılığı var Mesela Biz onların çok böyle yüksek puanlar alıp Orta Doğu'da karşılığı olmadığını da bilen bir tayfayız. Kandırma bizi. Bu tarz insanlara yüreğini koyacak bu dijital platformlar, bastıracak parayı bu işleri yaptıracak ki buna bir ne derler? Ön ayak olsun. Ön ayak olmak buna bir e, teşvik edecek ki... Biraz yerini deri korumakla ilgili galiba abi işte. Bu mesela Türkiye ofisindekinin yerini korumaya çalışmasıyla ilgili bir şey galiba biraz yani. Ben öyle düşünüyorum. Abi iş var, yapacak insan yok. Millet iş, iş yok diye kıvranır. Ne satacağız, ne yapacağız falan filan diye. Şimdi biz bunu diyoruz ya yarın bir gün bu insanlarla oturduğumuzda yine otururuz. Problem değil. Oturmuş olmak için değil. Ya kardeş biz yani bu vatanın, bu toprakların bir tipolojisini, bir fizibilitesini çıkarttığında... Senin bizim gibi insanlara ihtiyacın var. Senin ekran yüzüyüm diye afişlere koyduğun insanlar bir tane taksiye binse dikiz aynasından sadece bakarlar. Taksicisi, manavı, çaycısı, selebritisi, sosyetesi, osubusu vesaire toplumun bu normlarına inmeyen insanlara paraları verdikçe o işlerini Ortadoğu'ya satmak zorunda kalacaksın. Seni de burada kimse izlemeyecek. Yani normalde mesela alternatif olmak dünya eğlence sektöründe bir tercih doğru mu? Türkiye'de alternatif olmak tercih değil. Yönelim Mecbur alternatif oluyorsun aynen çünkü aynen. sana zaten yer vermiyorlar. Sonra diyorlar ki ulan Feyyaz Yiğit'i biz 10 sene nasıl görmedik de gibi bir şeye nasıl gülemedik. Lan kimse fırsat vermedi çünkü parasını vermedi, platformuna yer vermedi, sinemaya çıktı, salon vermedi. 10 sene sonra Cemal Okan gördü, Timur Savcı gördü, Ali Atay'la beraber bir şey yaptı bilmem ne. Alternatif olmayı o herif seçmedi. Okan Bayülge'nin yanında ilk sağ ayakla içeri girdiğinde şey değil miydi? Sikerler ben bundan sonra alternatif olacağım asla beni 10 milyonlar izlemeyecek. Bu O mecburdu buna yani. Ve bu yapılan işlerin daha fazla insana ulaşmasını sağlamalı platformlar. Dolayısıyla üye sayısını arttırmalı. Üye sayısını arttırmak için daha iyi propagandalar, daha iyi marketingler yapmalı. Başka yani ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Hala bunu mu düşünüyor ajanslar? Vay vay afişe bak kesin. Evet abi abone olmalı. Bak yemin ediyorum bir dönem taksiye bindik. Dijital platformlar böyle yaygınlaşıyor. Her bindiğimiz taksi şoförüyle hangi platforma üyesin? Evet. aboneliğin ne zaman Uy, iptal konkur. ettin? Hiç Mubi'ye üye olan taksici gördünüz mü? Biz gördük. <laughs> ben Mubi, Mubi. O belki. Mubi. Biz sorarız abi. Konu bir şekilde açılıyor. Biz, Taksiyle konuşacak konu çıktı. Ben genelde konuşamıyorum. Biz <laughs> yani exene üye misin? Disney Plus var mı? Varsa kimin için izliyorsun? Bir ara şey vardı. Ya bir taksici abi şey dedi. Abi dedik işte Netflix'e üye misin? Normalde Netflix nedir yani Log gibi şeyler duyarken. <laughs> Abi döndü böyle yaptı. Umut Evirgen'in kimya diye bir işi gelecek dedi Cuma günü. Ona da bakın alternatif bunu. bir iş dedi. Hadi bak dibin dibi. Dibin dibi. Nereden bileceksin ya? Gece hayatında simgesel bir işletmeci arkadaşımızın bir e, film hikayesini bilen bir taksici. Yapma ya. E şimdi o onu biliyor. E şimdi gülmeye de ihtiyacı var. Bu arada sadece gülmeye ihtiyacı yok insanların. İyi iş izlemeye ihtiyacı var. Bir dönem şöyle bir furuyor vardı. Ya işte Netflix'te çok mu İtalyan işi geliyor bu aralar falan filan diye? E, iş yok. İş yok. Her şeyin lisans süresi doluyor. E, burada da iş üretilmeyince ne olacak? E, Türkiye'de de canavar kalmadı artık Şahmeran'dan başka hikayesini yapacak. Onun için... <laughs> Sizin en sevdiğiniz Netflix işi hangisi? Bu arada Türkiye artık mi? biz size döndük. Bunun 20 dakikasını alıp bizim kendi podcast'ımıza Kanka yayın. bu arada ben, <laughs> ben, bu arada bir ara öyle şeyler düşünmeye başladım. Ben ticaretten Dinliyor gibiyim gözlerim kapalı. <laughs> öyle şey şeyler düşünmeye işte. başladım. Hani arada ses falan çıkarıyorum ki hani biz de burada olduğumuz anlaşılsın. <laughs> bir saat Böyle. size verdik şimdi 25 dakika Ama bizden. Ama benim en başta neden anladın mı şimdi abi açılışı neden öyle yaptı? Topu izliyoruz <laughs> şu an biz. <laughs> <So> <laughs> Galatasaray'a <laughs> yamak maçı bu ya. Bu, bu o yani. <laughs> Şunu söylemekte fayda var. Ee, hemen şöyle bir cilasını atayım. Bütün dijital platformlar kardeştir. Evet, <laughs> Disney, İyi ki geldin ülkeye. Sen Aksine olmasan biz iddia eden kalleştiririz. Bizim bizim Kesin sadece Hocam. İçerik üreticileri olarak e, işlerimizi seyirciyle tam gaz, hızlı bir şekilde buluşturmanın bir heyecanı var. YouTube aslında var ya CPM'leri böyle bir tık yukarı çekse kimseye ihtiyaç var. Arada nasıl yükseltiyor ama. Kimse, ulan evet. siz kaçar gibi <gülüyor> oluyorsunuz. <gülüyor> Bazen bir ara gaz veriyor mesela Ağustos'ta ne gelir ki diyorsun oğlum dur diyor düşün. Allah Allah. Orada diyor seni yani. Ya, YouTube... Bu şey mi click permanent mi diyorlar? E tabi. Onları mı yükseltiyor arada? Evet. Aydan aya, dönemden ya. döneme, içerikten içeriye Bizim hiç ortalama izlenme süresinden ortalama izlenme süresine. Hiç fark etmediğimiz şekilde artışlar falan oluyor. YouTube'da işin farkında ya. Bunları uzayacaklar gibi bir algoritması var. E başlar. bir de öyle YouTube'un öyle bir derdi var bu arada. Hani siz olmanız lazım. Bu böyle insanların olması lazım ki insanlar platformu uzun zaman açsın. E tabii yani bir biz olmasak yarın götünü açacak bir başkası şimdi lazım. Şey, o da kadar var Şeyi konuşuyoruz ya herhangi bir dijital platforma bir şey yapmak vesaire diye. şimdi mesela YouTube gibi bir platformu da bizim canımız, yerimiz yani bizim ekmek kapımız. En iyi dijital yani platform. Baba yani. hoca. <laughs> Tabii canım baba ana ne varsa. Ama şimdi mesela herhangi bir dijital platforma iş yapınca da buradaki seyirci agresifleşmeye başlıyor. Biz bunu da denedik yani. Evet. Egzen döneminde mesela o adam oldu mu diye Türkiye'nin YouTube starını aradığımız freak show bir iş yaptık. Bir sezon on bölüm birinciyi işte böyle uğurladık vesaire. O dönem biz çok kan kaybettik. Yani manevi olarak yani şey yani adam böyle ee, evde işi gücü bırakıyor. Uzun uzun mektuplar yazıyor. Bak siz nerede hata yaptınız vesaire falan diye. Yani dijital platforma iş yapmanın da bir ceremesini çekti Ali ile Mesut. Bir de orada bir konsept altına toplamanın da bir ceremesi, bir, bir çıktısında bir şey oluyor abi. Hani siz YouTube'da daha özgürsünüz ya ama orada Çok özgürüz. o insan yani bir platforma bir şey yapabilmek için bir adı, bir formatı olması gerekiyor ya. Hani o da biraz galiba zorlaştırıyor. Evet. Hani işi değişti. <laughs> ya abi bizim bunu size ilk son Her şeye şey, 45 cümlede bir cevap ver. Evet. <gülüyor> 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 kendi konuşuyor. Ya bunu zaten en başta sorma sebebimiz hani böyle bir şeyi e, yapmayı düşünüyoruz ama bu jenerik bir soru olarak değildi aslında. Bu böyle bir şeyin sizin tarafınızdan... Bekliyoruz ve merak aynen. ediyoruz yani aslında. Yani. Bunun... Yani belli ki kafanızda bir şeyler var aslında. Onu merak kafamızda ederek da sorduk değil. yani. Şeyde... E, ya, falan bile var. da var yani. 3 tane film... Kaç film hazır? Dayı bizde 5'e yakın iş var şu an. Var ya 3-4 tane 2-3 tane hazırda dizi. Bir sahne formatı. Sata da ihtiyacı olan varsa. Şimdiden değerde evet, çok fazladan güzel. kalanları akşam pazarı gibi oldu ama. Çok güzel film yazdık. Afişe baksanız Allah aşkına ya. ya Böyle bir afiş olabilir mi ya? Ya bu afişe kaç para verdin baba? Çocuğa para yolladın ya. Ben istemiyorum Mehmet Bey parasını kalsın. Mehmet Sadece Bey, tabloyu gönderseniz yeter. Bu arada Mehmet Bey Disney başında baş göz. Hiç biz sorayım. genel politikadan yani dünyada <laughs> ne oluyor onu tartışıyoruz yani. Bu da oradan şey yapıyor. Mehmet Bey benimle alakası yok. Tek başına mı çekeceksin filmi? Çekelim. Allah rızası için şu afişin güzelliğine bakar mısınız ya? Bir bakayım ama. Ya ayıptır ya. Ellere sağlık. Disney'li olanını açsaydım keşke. Başka yapımcıya satmaya çalıştığımızı açmışsın. <laughs> Disney Disney'li olanı falan da varmış burada. Nasıl? Sponsoru falan da varmış. Bu iş neden kaldı? Yok sponsor değil. O Yo, böyle o şey. Bu eski yapımcısı. <laughs> o göz kırptığımız bazı şirketler falan. Hani <laughs> senle de yapabiliriz. <laughs> Bizim masadan siktir eden yapımcısı. bu sen ne de yapabiliriz dediğimiz bir şey. Yani yaptığımız işe çok değer veriyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Ondan sonra da böyle kenarda bekliyor derken. Bir tane kart çeksin abi derken. Bir tane kart. Aa. Hocam bu arada senin sesin bana gelmiyor. Evet bana da gelmiyor. Geliyordu şu an geldi. Devam böyle üçlü devam bir şey olmaz. Bir tane, bir tane kart çekiyor. Yani hem bir yandan kendini zaten bir yandan oraya mı basacaksın diye biz kontrol edemeyiz yani. Şöyle basmışım <laughs> bir de yani. <gelip gülüyor> bir İlk söyledim bu arada. Kart seçiyorum. Aynen. Senin için geçerliliği var mı yok mu diye yesin no oğlum. Hemen yani. ee, cevaplıyorum. Okuyorsun abi bizde üstüne. Çocukken büyüdüğümde zengin olacağımı sanardım. <laughs> ya böyle bir kart. <laughs> Hala sanıyorum. Evet. <laughs> Yazık be. Evet. Çek bakalım bir kart. Hepsi farklı konseptlerden bir bir renkli. Şey değil değil mi bu mesela? Evet sanardım. Abi şimdi şöyle deyip böyle 90'lardan örnek gibi <laughs> şey değil, değil mi? <laughs> Bunları dizdiniz mi özellikle? Geldi yani? abi. Tek bir kıyafete 5000 TL'den fazla harcadım. Aa, aa, Cidden dizdiniz. Abi bizim de hayatımız ya böyle ya şey olduğu için. bir daha Devam mı? abi tabii. Yok yani istersen 5 kere daha da olabilir. Bazen sırf konuşmak olsun diye konuşuyoruz. ya anasını <laughs> ya. Bir şey gideceğim. kartlar çalışıyor. Beyler kartlar çalışıyor. Çek bakalım bir tane. Dur, Dur bir bakalım bir de rengi. Evet konuşurum. Şöyle. Ama dolu dolu konuşurum. Tüm dijital platformlara her ay yüzlerce lira harcıyorum. Evet harcıyorum. Çok... Allah Allah. Ulan bu birden şey ruh çağırmaya biri... döndü ya. Şey gibi oldu ya. Kurgu yok. yok <laughs> evet. ya. Kalp ya, çağıralım. hadi. En sevdiğin renk ne? <laughs> Filmleri altyazılı animasyonları Türkçe dublajlı izlerim. Hayır. Evet net evet animasyon benimki ben de Türkçe defa şey evet. Animasyonlar, Animasyonları Türkçe dublaj asla Hayır, asla. Ya Haluk Bilginer'i duyacağım. Okan Bayılgen'i duyacağım. Mehmet Ali Erbil'i duyacağım. Eski. Lion King'i sen dublajlı mı izleyeceksin? Lion King olmaz. Lying Lying olmaz, Lying ya. olmaz ya. Ha, olur abi, olur. Siz bir kere dinlediniz mi şöyle? Simba gökyüzüne bakıyor. Baba orada biz onları falan Toy Story oynayalım. bence Türkçesi çok güzel. Toy Story de olur. Ben yine hala e, kendi dillerinde izleme taraftarıyım. Yok yok, Sevimli Canavarlar falan full Türkçe. Bak hep de Disney'den söyledik. Bir tane başka Dreamworks'ten çıkmadı ağzımızdan. Hala İbrahim büyük veriyoruz. Dreamworks tarke. bu arada Touchstone'a <laughs> satıldı. Bir bilgi sardık. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynada kendime bakarken bir anda yabancılaşırım. Yo 23 yıldır bakıyorum aynı boka bakıyorum yani pek de bir. Hocam siz çekin bu arada. Bazı sergilerde hiçbir şey anlamam ama yanımdakilere çaktırmam. Sergiye pek gitmediğim için çalışmadım Müzesi, Lourdes yani. Müzesi'nde hiçbir şey anlamamaktan ziyade bir de hakaret ettim yani. Sikim bu kadar şey görmeye, buraya geldik mi ya diye. Çok yürütüyorlar çünkü. Mona Lisa'ya gidene kadar sadece 30 kilometre şey şey yaya ya yani. var. <laughs> bir gün yetmez falan gibi bir yer. Yetmiyor bu arada. Bir gün yetmez değil de bir gün gerekmez. Bir gün gerekmez. Bir tam ben da bir TET'e gitmiştim ya. orada da her şey anlaşılır bir seviyedeydi yani. Ya güzel bir kızla öyle bir gezilir ki Lur <laughs> bir günde. Öf, yani Tek de güzel zamayla... Ara böyle deri koltuklar falan var. Millet yatıp uyuyor falan. Ya güzel bir kızla deniz müzesi de gezilir bir gün boyunca. <laughs> sen de. Terliği beş adım ileri fırlatıp yalın ayak gidip terliği geri giyerim. Çok Yazdık böyle bir... Hmm. Hangi terliği mesela? Gucci terlikleri <laughs> olabilir. Gucci flip flop. Bu duramıyorum bu sabah kadar. Mağazada yani. yumuşak dokulu giysilere dokunurum. Bu artık edepsizliğe geliyor. <laughs> Yani bu yes or no değil yani. Bu arada evet ben anne babadan tekstilci olduğum için yani tekstilci bir ailenin çocuğu olduğum için kumaşlarla aram iyidir anlarım yani. İnsan kumaşından da tekstilin kumaşından da. Papaz bacak. Radyo Viva. <laughs> bu hayatta görmemem gereken şeyler gördüm. Gördüm. Görmez olur muyum? Abim sağ olsun. <laughs> Duymamam gereken şeyler duydum. Görmemem gereken şeyler Ulan gördüm. Lan be. <laughs> bu kadar içten Ali diye bağıran gibi. Hayatımda hiç başka birinin diş fırçasını kullanmadım. Kullandım. Çok da severim. Oha. E, tabii Ciddi cim, misin? Ya niye bir başkasının Ben yanlışlıkla başkasını? kullandım mesela. Yanlışlıkla olur, yanlışlıkla olur. Bu odadaki kimseye yalan söylemedim. Yalanım yok. Vallahi billahi de söylemedim. Söylemem. Hey, ben buradayım. <laughs> Alo söylemedim. Ne yalan söyledim lan? <laughs> Sen de çeksene bir tane. Ya. Hiç çek Sen yok. de ben çekeyim ya. Bahşişi gereksiz bulurum. Asla. Asla. Emekçiye şey verilen her bulurum. kuruşun hakkı. Bazen ama... Burada bahşiş bırakmasam bir şey olmaz dediğim yerlerde bırakmıyorum. O bir daha gitmeyeceğini düşündüğüm yerdir muhtemelen. Neresi mesela abi? Burada bahşiş bırakmasam da olur yurt yer. Yurt dışı. Aha. Neresi a, a, çok mesela? Çok edepsizce. Yani abi yok neresi biliyor musun? Yok ya yurt dışı değil aslında. Norveç gibi gözleri yüzde yetmiş gören kasabalı bir adamın meyhanesinde içip ya bu adam zaten görmeyecek. Bırakmayın <laughs> dediğim yok, bir gereksiz bulduğumu düşündüğüm yer şu oluyor. Böyle m, gelir düzeyimin daha düşük olduğu günlerden kalma e, bir alışkanlık aslında. Sadece... Tek bir tane çok sorunsuz bir şey istediysem mesela işte bir tane kolanın masama geldi. <laughs> ne kadar şans bizde 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 girerken dağıtmaya başlıyoruz al, al Erdoğanlar gibi Yakup. süreye <gülüyor> <düşüyor> <gülüyor> arkanızdan konuşurlar. E tabi. Ya e, Mesut'un Bodrum'da bir hikayesi var güzel bir <gülüyor> <gülüyor> Allah ya Rabbi neydi? Ee... E 2 saniye pazarlık yaptı. Pazarlık da değil. Sadece dedi ki "Sordum kaç açıyorsun?" dedi. Adam böyle yaptı. Sen dedi, açtırmayacaksın galiba. Getir ulan dedi, getir getir. Adam o kadar iyi bir şey. Hani ne derler ona? Yani, orada çalışan insana garson denmez ya. O bence manipülatördü. Garson falan da değildi. Yani mesela İstanbul'da olsa abi bir güzellik size yaparız vesaire bile gelmiş bu arada. Yok yok hepsi tanıdık bu arada. Ya dedi şöyle dedi. Abi sen dedi YouTube, mutup kaça açıyorsun diye sordu. Çocuk tam dönüyordu getir iki şişe falan filan dedi. Öyle affettirdi kendini ki şişede gelmedi. Sen sadece parasını falan ödedin. <laughs> <Evet. gülüyor> Bugüne kadar kimseyi ghostlamadım. Ghostlamadım He. ya aslında hiç tarzım değildir. Yani direkt bam diye girer bakarım. Eskiden bir kumpas hesabım vardı. İkimizin de vardı. Sen 4000 kişiyi takip ediyordun hatırlıyor musun? 4000 kişi. Evet. Sadece storyleri izlemeye başladığında gün batıyordu. 4000 ayrı. <laughs> Hiçbir sevgilimden mesajla ayrılmadım. Hmm. Az önce ne çıkmıştı? Bu odada kimseye yalan söylemedim. Söylemeyeceğim. Hiçbir sevgilimden, sevgilimden mesajla ayrılmadım. Ben mesajla ayrıldığım oldu evet. Ama şeydir yani bir gün öncesinden zaten ayrılığa gelmişizdir. Mesela şöyle olmadı. Bir hafta çok iyiydik. Dur lan mesajla ayrılayım. <gülüyor> <gülüyor> hiç, bula, hiç, hiç, buluşmayalım. 8 bin lira cepte kalsın falan filan diye. Yok e, ayrıldığım oldu. Evet ama bir şey çok tasvip etmiyorum yani. Abi çok teşekkürler. Ne için? Katıldığınız Gidiyor için. muyuz? <laughs> bizi konuk ettiğiniz için. E biraz da seks konuştaydık biraz Umut de... <laughs> Abi gerçekten biliyor musunuz? ona bu kadar sevdim penis bu kadar vardı ya. Yani. yalan olmasın Abi. <laughs> Abi bizi konuk ettiğiniz için çok Rica <laughs> Biz teşekkür ederiz. Biz Biz şey geldiniz Allah sizden razı olsun. Artı bir için, eşlikçiler için, her şey için. <laughs> o zaman görüşmek üzere. E, görüşürüz. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Vay be bunu İlhan İrem derdi ışık ve sevgiyle. Ray lay, lay, ray lay 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 la la lay 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 lay